Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Sabah zaten beraberdik, güncelleme videomu izlemişsinizdir muhtemelen. Ve şimdi de birçok yenilik, yeni katilimiz, yeni haritamız, yeni Survivor'ımız PTB'ye yani test server'a eklendi. Gördüğünüz gibi oyunu açar açmaz videoya başlattım ki yani şuradaki devam için boşluk tuşuna bile basmadım. Şimdi hep beraber basacağız. Neler olacak hep beraber en baştan göreceğiz. Burada da bir akbabamızı eklemişler gördüğünüz gibi. Claudette mi ne yaptı, bir şeyi götürdü orada valla. Claudette'i gömdü herhalde orada. Ve Deathslinger katilimiz. Çok kral karizma silahı var bu arada. Ağzı burnu yamuk derken bir tükürük attı. Arkadaşlar hikayesi inanılmaz uzun. Okumak isteyenler için ben yavaş yavaş indireyim. Okumak isterseniz videoyu durdura durdura okursunuz. Şöyle şuradan itibaren. Şöyle yavaş yavaş. Hatta hızlı hızlı indireyim. Siz okumanız gereken yerde zaten durdurursunuz. Bayağı uzun yapmışlar bu arada hikayesini. Burada ben bir ara okurum. Şimdi gelelim perklerimize. Şu an tamamen sizle birlikte bakıyorum arkadaşlar perklere. Daha önce hiç bakmadım. İlk perkimiz mekanik delisi. Bir kurbana normal saldırında iki kere vurduktan sonra 35 saniyeliğine mekanik delisi etkinleşir. Bir kurban tamir sırasında her başarılı ya da çok başarılı beceri denemesi yaptığında tamir edildiği sürece jeneratör sarı bir hareyle gösterilir. Yani kurban skill check'i tutturduğu zaman grid de atsa normal de atsa o kurbanın yeri size gözüküyor. Yani o jeneratörün yeri size gözüküyor. Güzel bir perk. Ölüm düğmesi. Bir kurbanı saplantı haline getirirsin. Saplantıyı kancaya taktıktan sonraki 35 saniye boyunca ölüm düğmesi etkinleşir. Yani obsesif olan kurbanı yere düşürüp kancaya astığınızda 35 saniye boyunca bu perkünüz aktifleşiyor. Ölüm düğmesi etkinken bir jeneratörü tamir etmeyi tamamlamadan bırakan tüm kurbanlar ölüm düğmesi etkisi sona erene kadar mahlukun jeneratörü engellemesine neden olur. Yani diyelim siz bir jeneratörü yapıyorsunuz. %35'tesiniz diyelim jeneratörde. Ve o sırada bu ölüm düğmesi etkin oldu. Jeneratörü bıraktığınız an jeneratör kapanıyor. Ve katilimizin 3. perkü Evsun. Hex totemi yani arkadaşlar. Yanan totem. Ölç. Sanki CS'de mermi alıyoruz gibi bir perk koymuşlar. Yok edildiğinde intikam alan bir Evsun. Sana yanlış yapanlar cezalandırılacak. Sönük totem temizleyen tüm kurbanlar 35 saniyeliğine bir haber durum etkisi altına girer. Bu totem de dahil olmak üzere herhangi bir Evsun totemi temizlenirse tüm kurbanların hareleri 10 saniyeliğine görünür. Yani sıradan bir totem kırdığınızda tüm kurbanlar 35 saniye boyunca sizin kalp atış sesinizi duyamıyor ve kırmızı ışığınızı göremiyor arkadaşlar. Aynı zamanda herhangi bir yanan totem kırdığınızda tüm kurbanların aurasını 10 saniye boyunca görebiliyorsunuz. Fazla OP olmuş. Gerçekten fazla OP olmuş. Yeni Survivor'ımız çok tatlı. Zarina Kasir adlı ablamız gördüğünüz gibi. Kurnazlığı sayesinde gizlenip diğer kurbanlara yardımcı olabilen gözü pek bir belgeselci imiş. Kısa hikayesi olarak. Bu ablamızın da hikayesini okumak isteyenler için şöyle yavaş yavaş aşağı kaydırıyorum arkadaşlar. Siz okumak isterseniz bu kısımları durdurup okursunuz çünkü çok fazla uzun. Videoyu gereksiz yere uzatmak ve sizi sıkmak istemiyorum. Ve gelelim Survivor'ımızın ilk perküne. Kayıtlara geçmesin adlı bir perk. Kancadan indirildiğinde ya da kaçtığında yani attempt attığında 60 saniyeliğine kayıtlara geçmesin etkinleşir. Bu perk tetiklendiğinde ise haren katile görünmez ve yaralanmaların neden olduğu sızlanma naraları %100 azalır. Yani arkadaşlar biri sizi kancadan kurtardığında veya kendiniz attempt atarak kaçtığınızda 60 saniye boyunca katil barbekü vesaire vesaire gibi perklerden sizin nerede olduğunuzu göremiyor ve yaralı olmanıza rağmen katile hiçbir şekilde ses vermiyorsunuz. İkinci perkümüz yem perkü. Bir jeneratör en az 3 saniye tamir edersen jeneratör senin için sarı bir hareyle işaretlenir. Jeneratör sen onu tamamen tamir edene, başka bir jeneratör tamir edene ya da bir dolaba girene kadar işaretli kalır. Dolaba girmek işaretli jeneratörün konumunda sadece katilin fark edeceği bir yüksek ses göstergesi tetiklemesine neden olur. Yem her 100 saniyede bir kez tetiklenebilir. Ve son perkümüzün ismi ise halk için. Halk için sadece canın tamken etkinleşir. Başka insanları kurtarmak için yaralanma ve ölme riskini göze alırsın diye de eklemiş. Bir kurbanı medikal kit olmadan iyileştirirken etkin yetenek tuşuna basarak onu anında can çekişme durumundan yaralı durumuna ya da yaralı durumdan sağlık duruma getirirsin. Insta heal etkisi görüyor arkadaşlar bir nevi eski insta heal haline. Arkadaşınız diyelim recover pozisyonunda saniyede hiçbir şey yapmadan onu kaldırabiliyorsunuz. Ya da diyelim yaralı bir anda onu full bir şekilde iyileştirebiliyorsunuz hemen saniyesinde. Fakat bunu yaptığın zaman ne oluyormuş? Yaralanırsın ve 110 saniyeliğine sakat durum etkisine girersin. Sakat durum etkisi de 110 saniye boyunca iyileşemeyeceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda saplantı sen olursun. Ya sen daha önce hiç asılmamışsındır. Arkadaşın iki kere asılmıştır ve katil onu yere düşürmüştür. Anında onu kaldırarak hayatını kurtarabilirsin. Daya, tipe bak daya. Bu muymuş yeni map'in offering'i de bu. Offering'i Aynen. ha. Çok mu karanlık lan? Öyle itibarı mı? O Öyle. müziğim güzelmiş lan. Ben seni düzgün göremiyorum bile şu an anasını satayım. Şimdi benim özelliğim yakınlaştırarak... Allah! Gel buraya kız, gel buraya zilli, gel buraya. Oğlum bu ne?
Sonra da sona gelince çakacaksın aynı. Böyle çakacaksın. Mende geçiyorum bundan sonra. Aynı Legion'ın şeyi gibi. Sol tıkım yok mu benim sana? Var var. Vurmuş halim ha bunu. Bir dakika. Silah dipçik vuruyor. CTRL'e de reload atıyorum. Okey abi. Bunu tam üstüne tutturmam gerekiyor değil mi? Aynen. Aynen abi. Gel buraya gel. Haa tadimime gelmeden basarsam şey oluyor, iptal oluyor. Şunun menzilini deneyelim, bitsene bir ileri iyice. Oraya kadar çekiyor mu acaba? Oo. Tamam iyi çekti, tamam. Tamam bir git. Biraz daha git, bekle dur ben de gideyim. Buradan. Haa o kadar tamam, gelemedi. Biraz yaklaşalım. Şuraya kadar tamam. Ya yine iyi ya. Aynen yine iyi. Gel buraya. Hiçbir şekilde kurtulma imkanın var mı peki? Var var. Ne yapıyorsun peki? Lazım. Gerçi ben de gösterdim. Ben seni tuttuktan sonra kurtarma ihtimalim var mı? Başkası kurtaramıyor. Ya bloklayabiliyor mu bilmiyorum. Önüme geç bakayım. Tamam onu deneyelim. Bekle çekeyim mamiye. Geç bakalım. Her türlü geliyor herhalde. Önüme geçebiliyor ama... Aa şey yanıyor. Aynen zorlanıyor, ip zorlanıyor. Ha, ne oldu kurtuldun mu mamiye? Aynen, hareket ederek bir bar dolduruyorsun böyle repair yapıyormuş gibi. Aha anladım. Sol tıkla bir kurbana iki kez vurduğumda diyor 35 evet. Saniye boyunca oturduğu jeneratörü mü görüyormuşum ne yapıyormuşum öyle bir şeydi. Sana şöyle bir tane koyayım. Tamam bu işte sol tık. Bir daha koydum. Kaldır bakayım Ali'ye. Ha tamam gözüktü. Okey tamam gözüktü. Duvara kıramıyorsun mu Ahmet? Skill check'ten sonra mı yoksa? Dur bakacağım. Skill check tutturduktan sonra gözüküyor aynen. Aha fark etmiyor hangisini tutturdum fark etmiyor. Okey onu denedik. Tamam. Ha. İzliyorum. Oy. Ha, bu tarz bir mantık anladım. Anladım. Yani önüne çıkmak için bir anda şöyle dönerken mesela bir anda aynen. Yani kafana göre kıramıyorsun. Belirli spotlar var. Şu an her map'te yok zaten. Her map'e henüz aynen, eklenmedi. Ama map'in geneli hoş. Gerçi daha gezmedik. Durun bakalım. Gelin biraz map'i gezelim. Çok buralarda takıldık. Dışarıda yok, takılıyorum ben ya biraz. Map'imizi gezelim. Çok bir şey göremesem de. Oğlum map'i göremiyorum ki. Çok kötü. Kapı çok güzel. Ben de göremiyorum map'i bu arada ama... Bir şey diyeyim mi? Bu map survivorlar için bence hoş bir map değil abi. Ya umarım ışık sorunlar ya şu an ederler. Ya da anladığım kadarıyla var, bilmiyorum. Işık sorunu bizde mi var onu bilmiyorum ama... Genel olarak map'in dizaynına baktığımda... Ya bilmiyorum. Nasıl olur hiçbir fikrim yok abi. Uzaklaş, evin içine falan gir öyle bak. Tamam, uzağım size. Bakalım tüm kurbanların ağrısı 10 saniye boyunca yanacak mı yoksa yalan mı söylediler? Evet, hareket ne edin. Oldu? Tamam, diyorum şu gözüküyorsun. Obsession kim Mami? Mami gelsene be. Sen hangisisin? Şu yukarıdaki misin? Tamam. Ne oluyordu? Bir şey oluyordu. Otur kalk. Otur mi? Kalk. Ha, bak kapandı. Ne gösteriyor sana şey? Gel buraya kız zilli. Gel gel Allah. Gel. Gel buraya. Nereye kaçacaksın kızım? Bu cembüle sıkamıyor mu ya? Hawkins'ta mesela farklıydı kapı ve hoştu. Aynen biraz kapı farklıydı. Bakalım burada nasıl? Oha. Bayağı hoş. Çıkış yeri değil mi? Oha oğlum. Öldürmek için arama çağırıyor. Ha? Kay la kay. Kayman yok. Mal. Oha. Salak ya. Gidiyormuşuz. Gidiyormuşuz onun yerine onu öğrendim. Ahmet bana çekme ilk önce. Moriyi merak ediyor muyuz Moriyi? Gel buraya. Ah! Oy! Of! Oy! Oğlum! Oğlum bu ne? Üf çok iyiymiş lan. Oğlum Mortal Kombat X-Ray bu ama. Oğlum çok iyiydi lan gel buraya nereye kaçıyorsun? Yerdeyken çekemiyor muyum lan dur bakayım ben. Ama diğerimiz puanı veriyor. Oğlum bayağı hoş ya. RDR 2 oynadık biz zaten. Bu arada cidden RDR gibi olmuş bir şey değil mi karakter falan? Aynen bayağı güzel. Kazandım maçı be yes. Birader bir dur am. Abi Ahmet'imi çekme. Bu nasıl oluyor? Tamam, ben yedim Ahmet senin için hasar. Bir daha bir şu açıkta çeksene beni. Oğlum o değil o değil o değil onu bırak. Bu kim lan? Ali mi? Alo bu? Ali. Ben bayağı zorladım lan yalnız. Geri at. Çek bakayım. Ha o zaman çok uzaktan çekerse. Aynen bak. Burası fullendiği zaman da bırakıyor. Allah'tan vurma dedik anasını satayım. Bayağı bildiğimiz Legion şeyi işte. Kendine müdahale et. Yıllanalım oruk. Ya lan bu bana şey oldu. Çok tınlamıyor ama ne yapıyorsun oğlum bırak beni. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bırak beni lan.
Şimdi bir jeni 3 saniye boyunca yaparsam 1 2 3 tamam aktif oldu. Bunu saldım tamam mı? Dur aynen. Bakayım, bu ben bu jen bana sarı olarak gözüküyor. Ben herhangi başka bir jene başlayana kadar ya da dolaba girene kadar. Ali al beni hemen. Hemen alıyorum. Şimdi ben 60 saniye boyunca Volek olarak gözükmüyorum katile ve yanımda gelme. Sesini... Yanımda gelme de sesini sesini duymayayım ben. Tamam aynen. Hiçbir yaralı sesi çıkartmıyorum abi. Bir nevi Iron Will. Iron Will ne lan? Iron Will efekti de görüyor. Yaralıyken kullanamıyorum muhtemelen. Sağlık aynen kullanamıyorsun yaralıyken. Bak E'ye basarak gördün mü? Seni fullledim ben yaralandım. Aynen 110 saniye boyunca yıllanamıyorum. Peki beni bir yere düşürsene. Beni kaldırabiliyor musun peki yerden sen onu kullanarak? Enfeş ben de for the people diyerek seni aynen kaldırdım. Tamamdır. Sen yani de sen de yaralı konuma geçtin. Aynen. Evet güzel. La oğlum. Lan oğlum. Yarala bakayım. İtem bitiş alıkoyma olayı nasıl oluyor ona da bakalım. Ha. Gördüğünüz gibi elimde de devam ediyor. Ama bir daha kullanamıyorum. Dur ben karşı tarafa geçeyim. Gel. Allah bismillah. Oğlum bacak ne lan öyle? Vallahi hoş ya. Vallahi hoş. Ana. Ali Ali gitme Ali kardeşim. Evet arkadaşlar güncellememizle ilgili son bir şey kaldı göstermemiz gereken. Gördüğünüz gibi toolbox'lardaki yük oranı çok ciddi anlamda düşmüş durumda. Bu toolbox'ın 80 yükü vardı 16'ya düşmüş. Bu yeşil toolbox'ın yanlış hatırlamıyorsam 180 ile 32'ye düşmüş. Bu 130'du 24'e düşmüş. Medkitlerde veya fenerlerde sanırım bir değişiklik yok ama gördüğünüz gibi toolbox'larda inanılmaz bir yük düşüşü olmuş. Fakat tamir hızları da ona göre dengelenmiş durumda. Onun harici yeni rank sistemi falan filan sabahki videomuzu anlatmıştık. Onu da izlemek istiyorsanız sağ üstteki ünlem işaretine basarak izleyebilirsiniz. Trapper'ın tuzakları falan da hani sabotaj edilemiyor diye anlatmıştık. Göstermemiz gereken her şeyi de bu videoda gösterdik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni güncelleme ile ilgili ekip birbirini kesiyor da gelecek, gameplay de gelecek merak etmeyin. Yeni güncellemeye, yeni katil, yeni survivor, yeni perklerle ilgili yorumlarınızı mutlaka belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Fikir alışverişi yapmayı çok seviyorum diye bir önceki videoda da belirtmiştim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.